ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ruhları şad olsun. Denizli merkezde ne varsa ilçelerde de o olacak düşüncesiyle çıktığımız hizmet yolunda bugün Hayri Dev Kültür Merkezimizin açılışıyla sözlerimizi yerine getirmenin mutluluğunu sizlerle paylaşıyoruz. Durdurak bilmeden hizmetlerine devam eden Denizli Büyükşehir Belediye'miz tarafından ilçemize kazandırılan Hayri Dev Kültür Merkezimiz 2100 metrekare kapalı alan üzerine kuruludur. Bünyesinde konferans salonu, 3 adet atölye, müzik odası, kafeterya, açık ve kapalı düğün salonu ile Hayri Dev'in tanıtılıp eserlerinin gelecek nesillere aktarılacağı Hayri Dev Odası bulunmaktadır. Çömeli ilçemize 7'den 77'ye hitap edecek sosyal ve kültürel tüm ihtiyaçları karşılayacak Hayri Dev Kültür Merkezimiz hayırlı uğurlu olsun diyoruz ve Denizli'mizin unutulmaz değeri Hayri Dev'i saygıyla anıyoruz. Teşekkür ediyorum ve selamlama konuşmaları için Çömeli Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Arslan'ı huzurlarınıza arz ediyorum. Çok değerli Sayın Vekilimiz Şahin Deniz, Büyükşehir Belediye Başkanım, AK Parti İl Başkanım, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanım, AK Parti İlçe Başkanımız, MHP İlçe Başkanımız, STK'larımızın değerli temsilcileri, sayın muhtarlarımız, daire müdürlerimiz, daire amirlerimiz, hülasa buraya gönül veren, bizlere destek için gelen tüm Çömeliler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, 2014 yılında çıkmış olduğumuz bu yolda Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber projeler yaptık. Çömeli'de en iyisini, en güzelini nasıl kavuştururuz diye kafa yorduk. Tabii büyükşehrimizin başta destekleriyle burada Hayri Dev Kültür Merkezimizi, Hayri amcamız sağlığında keşke açılışını görmüş olsaydı ama yan tarafta şimdi hazırlığımızı yapıyoruz inşallah. İnşaatını en azından gördü. Keşke bugün de aramızda olmuş olsaydı. Buradan kendisine ismini yad ediyoruz. Allah razı olsun, Çameli olarak bizlerin dünyada ismimizi duyuran ender kişilerden bir tanesi. Büyükşehirimizde buna sahip çıkarak Hayri Dev Kültür Merkezimizi sizlerin hizmetine kazandırdı. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza güçlü bir alkış istiyorum. Evet, Kültür Merkezimizde ne var? Şu anda açılışını yaptığımız ve devam eden çalışmalarımız var. Devam eden çalışmalarımızdan bir tanesi, buraya bakanlığımızda gerekli görüşmeleri yaptık. İnşallah buraya kent müzesi iznimizi aldıktan sonra Çameli Kent Müzesi'ni oluşturacağız. Kent müzemizde ne olacak? Çamelimizin tarihini yansıtan, Çameli'deki bütün tarihi eserlerin burada toplandığı, sergilendiği hem açık havada hem kapalıda bir kent müzesi tabelasını buraya asarak inşallah yerli yabancı burada geçen turistlere buraya bir uğrak yeri olmasını temenni ediyoruz. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yine içerisinde sinema salonumuz var. Bu bazı tiyatro gösterilerinde kullanıyoruz. Her gün inşallah burada sinema vermek amacımız ama şu anda da haftada bir talep olursa her gün burada yapabiliyoruz. Geçenlerde Kolak Mahallesi'nden hanım kardeşlerimiz rica ettiler. Mahallelerinden aldık arabayla burada sinema etkinliklerini yaptık. Çameli'de biz kültür anlamında bu sinema salonumuzun kullanması anlamında çok önemsiyoruz. Tabii yine kenarında şu anda ilk defa açılışını yaptığımız Çameli Nostaljik Fotoğraf sergisini biraz sonra sizlerle beraber açıp beraber dolaşacağız. Burada Çameli'nin tarihini sizlere yansıtmak için çalışmalar yaptık. Arkasından ileriki safhalarda da halk eğitimimize ayırdığımız 3 odamız var. Orada çini atölyemiz var, resim kursumuz var, halk oyunları kursumuz var. Zaman içerisindeki burada arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları da bu sergi salonunda sürekli olarak sizlere sergileyeceğiz. Ve en önemlisi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla buradaki kafeteryamızı millet kıraathanesine dönüştürdük. Biraz sonra da onun açılışını yapacağız. Burada ücretsiz çayımız, kahvemiz, ücretsiz internet erişimimiz, günlük gazetelerin olduğu, günlük kütüphanemizin olduğu, milletin okuma salonu olarak kullanacağı millet kıraathanesi de Çameli'mize hayırlı uğurlu olsun. Yine ilçemizdeki en büyük eksiklerimizden bir tanesi düğün salonuydu. Daha önce kullandığımız düğün salonu gerçekten elverişli değildi. İmkanlarımız yoktu. Daha önceki
belediyelerimizin, bizlerin imkanları yoktu. Sağ olsun büyükşehirimizde bu çalışmanın içerisinde açık ve kapalı düğün salonumuzu hemen arkamızda gördüğünüz yerde kazandırdılar. Bu yılda inşallah bütün düğünlerimizi, mutlu günlerimizi, mevlütlerimizi burada şehirde nasıl bir konsept oluyorsa burada düğün salonumuzda sizlerle beraber gerçekleştireceğiz. Mutlu günlerimizde inşallah sizlerle beraber olacağız. Tabii büyükşehirimizin bu Hayredev Kültür Merkezi yapmış olduğu çalışmalardan sadece bir tanesi. Çoğunu da açılışını yetiştiremedik, açılışını yapamadık. Biraz sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız da açıklamasını yapacaktır. Kanalizasyondan arıtma tesisine kadar hepsini çok şükür yaptık. Dere ıslah çalışmasını hepsini tamamladık. Şu anda dere ıslah çalışması Çameli merkezimizdeki en can alıcı çalışmalardan bir tanesiydi. Bu tepede tam öyle bir nokta ki sağımıza baksak hizmet, solumuza baksak hizmet diyelim. Hemen sağ tarafımıza döndüğümüz zaman oradaki ilçe otogarını görüyorsunuz. Hemen onun kenarındaki itfaiye birimimizi görüyorsunuz. Onun arka tarafında kazandırmış olduğumuz modern pazar yerimizi görüyorsunuz. Hemen karşımıza, benim karşımıza baktığımız zaman yine hükümetimizin, sayın vekillerimizin destekleriyle açılmış olan İmam Hatip Ortaokulu'ndan İmam Hatip Lisesi'ne kadar 200 kişilik kız öğrenci yurduna kadar hepsini görüyorsunuz. Hemen yine sol tarafımızda yine büyükşehirimizin bize kazandırdığı bildiğim kadarıyla Denizli'nin ilçelerinde ilk kapalı olarak başlanan, şu anda da muhtemelen herkes talep etmiştir, Osman Başkanımız ona yetişmek için uğraşıyordur. Kapalı halı sahamızı kalın kuzla beraber hemen sol tarafımızda yaptık arkadaşlar. İnşallah hemen bu kültür merkezine 300 metre mesafede imarını hazırladığımız ve bu senede hazırlığımızı tamamlayarak en azından geçici bir noktada öğrenci almaya başlayacağımız üniversite binamızda bu kültür merkezimize 300 metre mesafede olacak. İnşallah üniversitemiz açıldıktan sonra öğrencilerimiz geldikten sonra bu kültür merkezinde de onlarla beraber sosyal etkinlikler yapacağız, kültürel etkinlikler yapacağız. Çameli'nin gelişmesiyle ilgili akademik çalışmaları üniversitemizle beraber yapmak hedefimiz. Yine en büyük projelerimizden bir tanesi hemen sol tarafta görmüş olduğumuz Çameli Ovası. En önemli ovalarımızdan bir tanesi. Zaten tarım arazimizde kıtlık vardı. Biz bu yüzden dolayı en ufak arazide nasıl çalışma yapabiliriz diye kafa yorduk. Tarım danışmanlığı ofisimizle seracılığa destek vererek şu anda 500 dönümlük bir sera varlığına ulaştık arkadaşlar. Hedefimiz 1000 dönüm. Hedefimiz 2000 dönüm. Şu anda Çameli borsasına ulaştırdık. İnşallah büyükşehirimizin destekleriyle de alım merkezimizi oluşturduğumuz zaman, inşallah Gölüsar yolumuz da bittiği zaman ki burada ben Şahin Vekilimiz başta olmak üzere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Gölüsar yolu da bizler için çok çok önemliydi. Geçen ayın sonunda bildiğimiz kadarıyla ihaleye çıktı. Şu anda değerlendirme aşamasında inşallah çok yakın bir zamanda 16 kilometre İmamlar makasından Gölüsar'ın işine çıkacak şekilde. Yolumuz tamamlandığı zaman özellikle seracı kardeşlerimizin, üreten kardeşlerimizin Antalya'ya bağlantılı olduğu en kestirim yol olmuş olacak. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz Şahin Vekilimizin huzurunda. Tabi bu yetecek mi? Yetmeyecek. Çameli yolumuzun birinci etabı Allah'a çok şükür tamamlandı. Güzel bir yol oldu. Ama yeter mi? Çameli'ye yetmez. İkinci etabı şu anda hazır. Bütün hazırlıklar tamamlandı. Şahin Başkanımız burada. İl Başkanımız burada. Diğer vekillerimiz de sağ olsun takip ediyorlar. İnşallah yakın bir zamanda Fethiye bağlantısındaki yolumuz da bittiği zaman Çameli artık çıkmaz bir sokak olmaktan ziyade turistlerin geçmiş olduğu, herkesin gelmeye can attığı, cumartesi pazar milletin kahvaltı için, yemek yemek için geldiği bir nokta zaten şu anda oldu. Özellikle pazar günleri arkadaşlar Denizli'ye geçerken bakıyorum. Yani büyük bir trafik yoğunluğu var. Baktığımız zaman bu arkadaşların Çameli'deki restoranlarda, Elmalı'daki restoranlarda sadece kahvaltı yapmaya geldiklerini görüyoruz. Turizmle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Geçen yıl dünya şampiyonasını yaptık. Denizli'deki dünya uluslararası organizasyonlardan bir tanesi ilçemizde gerçekleştirdi. Bisikletle ilgili şampiyonalarımız yine uluslararası düzeyde. Büyükşehirimizin destekleriyle, valiliğimizin destekleriyle 2019'da, 2020'de de bu turizm faaliyetlerimiz devam edecek. Bu turistleri getirdiğimiz zaman da Çameli'nin kültürünü tanıtmak anlamında buradaki kültür merkezimiz bizim çok büyük bir ihtiyacımızı tamamlamış olacak. Ben kültür merkezimiz başta olmak üzere itfaiye binalarından garajımıza kadar, altyapısından üst yapısına kadar, arıtma tesisine kadar şu anda burada sayamadığım birçok hizmetten dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve sayın vekillerimize
hükümetimize ve Cumhurbaşkanımıza sizler ve Çameli olarak çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah hizmetlerimiz akarak devam edecek. İnşallah hizmetlerimiz artarak devam edecek. 2024'e kadar olan süreçte büyükşehirimizde hükümetimizle birlikte bu tür tesisleri sizlerin hizmetine kazandırıp Çameli'yi tarımın başkenti, turizmin başkenti, turizmle alınan buradaki üreticilerin üretmiş olduğu kaliteli domatesle, kaliteli fasulyeyle, kaliteli cevizle dünyaya ismini duyuran ve dünyaya ihracat yapan, ki şu anda domateste biz arkadaşlar Arap ülkeleri başta olmak üzere Avrupa'ya dair domates ihracatı yapıyoruz. Alabalığımızla Japonya dahil, İskandinav ülkeler dahil Avrupa'ya ihracat yapıyoruz. Çameli'deki hükümetimizin desteklemiş olduğu bir tesis de geçenlerde Denizli İhracatçılar Meclisi'nde sektöründe birinci, tüm sektörler içinde Denizli'de 25. olan bir işletme hükümetimizin destekleriyle Çameli'de kuruldu. Çameli artık ihracat yapıyor. Önemli olan bunu biz artarak devam edilmesi. Önemli olan turizmden buradaki payımız almamız. Büyükşehir Birliği Başkanımızın geçenlerde çok güzel bir proje açıklaması var. Orada 2020 turizm yılı olarak ilan edecek Denizli. Biraz önce kendilerine söyledim. Denizli turizm yılı olacak. Turizmin de başkenti inşallah Çameli olacak diyorum. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza şimdiye kadar vermiş olduğu destekler, bize vermiş olduğu her zaman pozitif ayrımcılıktan, katkıdan, bizlere yapmış olduğu önderlikten, abilikten dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Bu hizmetlerimizin, Çameli'mizin kullanılmasında hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlamadan önce uzaktan yakından gelen tüm eş, dost, akraba, gönüldaş, yoldaşımız hepimize çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Çameli Belediye Başkanımıza konuşmaları için teşekkür ediyoruz ve değerli konuklar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan'ı huzurlarınıza arz ediyorum. Çok değerli milletvekilim, çok değerli AK Parti'mizin il başkanı, çok değerli Milliyetçi Hareket Parti'mizin il başkanı, her iki partimizin ilçe başkanları, Çameli'mizin çok değerli belediye başkanı, çok değerli muhtarlarım, çok değerli sivil toplum kuruluşu başkanlarımız, üyelerimiz, meclis üyelerimiz ve adaylarımız, bugün buraya baktığımda hanımefendiler yoğun bir ilgi göstermiş. Çok değerli hanımefendiler. Bugün bizlerle bir araya gelen çok değerli Çameliler. Ben öncelikle hepinizin cumasını tebrik ediyorum. Hayırlı cumalar. Allah'ım böyle mübarek günde güzel bir işin açılışını bizlere nasip ettiği için hamd ediyorum, şükrediyorum. 5 yıl önce Çameli'ye geldiğimizde hayallerimiz vardı. Çameli ile ilgili hedeflerimiz vardı. O büyük şehirle birlikte, o sistemimizle birlikte Çameli'miz daha ileriye, daha güzele gidecek. Her şey daha güzel olacak demiştik. O büyük şehri, Çameli'mizi anlatmak için mahalle mahalle dolaşmıştık. Sağ olsunlar, Çameli kardeşlerim bizlere güvendiler ve bu göreve gelmemiz konusunda bize yetki verdiler. İşte o güvene layık olmak için o yetkiyi en üst seviyede kullanma konusunda biz de gece gündüz çalıştık. Çok şükür Denizli'mizde 19 ilçede 1 milyon 27 bin kişinin yaşadığı Denizli'de hiçbir ayrım yapmaksızın herkese, her mahalleye, her ilçeye en üst seviyede olağanüstü hizmet etmeye gayret ettik. Yapılamaz denilen, hayal olan birçok işleri gerçekleştirdik. Yıllardır beklenen, artık umudu kesilen işleri de çok şükür başladık, bitirdik.
Tabii bu işin sihrinde, bu işin aslında temelinde yıllardır Denizli'mizin arzu ettiği o büyük şehri kavuşamaması sebebiyle yaşadığı bir mağduriyet vardı. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'mizin hak etmiş olduğu bu büyük şehri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerimiz bu Denizli'mize layık olan hak ettiği büyük şehri verdiler. Ben huzurlarınızda başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bu işe onay veren herkese çok çok teşekkür ediyorum. İşte bu işin hikayesi orada başladı. Sonra bizler Cengiz Başkanımızla birlikte el ele verdik. İl başkanımızla, ilçe başkanımızla el ele verdik. Milletvekillerimizle el ele verdik. Nihat Bakanımızla el ele verdik. Çameli'mize ne yapabiliriz? Daha fazla nasıl hizmet edebiliriz? Denizli'mize ne yapabiliriz diye hep dertlendik. Dönüp baktığımızda 5 yıl boyunca Çameli'mizde gerçekten çok büyük işler yaptık. Köprü işlere girdik. Çameli'nin merkezinde kanalizasyon yoktu. Kanalizasyonu baştan aşağı hallettik. İçme suyu hatlarımız baştan aşağı değişti. Ve kanalizasyonla birlikte arıtma tesisini inşa ettik. Bunlar görünmeyenler veya yapıldığı anda sıkıntı verip kapandığında unutulan hizmetler. Bununla birlikte mahallelerimizde altyapı ihtiyacı olan, su ile ilgili ihtiyacı olan, susuzluk çeken yerlere su ulaştırma noktasında gayret ettik ve o ihtiyaçları gördük çok şükür. Kimsenin ayağı toza çamura değmeyecek demiştik. Tüm mahallelerimizde birçoğunda o kilit taşımızı döşedik, vatandaşlarımızı o sıkıntıdan kurtardık çok şükür. İnşallah aynı anlayışla, aynı güzellikle yolumuza devam etmeyiz. Allah'ım bizleri nasip etsin. Tabii yapısal anlamda baktığımızda da Çamali'de otogarımız yoktu. Onu inşa ettik, Çamali'mize hediye ettik. İşte bugün açılışını yapmakta olduğumuz ve Çamali'mizin değeri, Denizli'mizin değeri, ülkemizin değeri ve dünyayı tanıtan Hayri Dev amcamızın ismini taşıyan kültür merkezimizi açılışını yapıyoruz. Ben Hayri Dev abimizi Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennettir inşallah. İşte bu ismin inşallah burada yaşamaya devam edecek. O gelecek nesillere o güzel sazıyla o güzel müziği inşallah geleceğe aktaracağız. Biraz önce Cengiz Başkanım da aktardı. İçeride atölyelerimiz var. Hanımlarımız, gençlerimiz orada birçok meslek edinme anlamında veya arzu ettikleri işleri yapma anlamında eğitimler alacak. Ayrıca Hayri Dev abimize ilgili ayrı bir bölümümüz var. Onun eşyalarıyla ilgili oranın müzesi halinde olacak. Ayrıca işte kafeteryada millet kıraathanesi haline getiriyoruz. Aşağıda düğün salonumuz var. İnşallah o mutlu günlerinizde ve mevlütlerde değişik etkinliklerde toplantı salonu gibi, düğün salonu gibi kullanacak bir merkez. İnşallah bunların açılışını bugün gerçekleştireceğiz. Ve bunu yaptıktan sonra dedik ki yapması büyük şehirden dedim. Cengiz Başkanım sen ben bunları sana vereyim. Artık benim vazifem bitmiştir. Parayı harcadım, binaları yaptım. Artık sen nasıl istiyorsan bunları kullan, organize et diye Cengiz Başkanımdan da emin olduğumuz için Cengiz Başkanımıza, Çameli Belediye'mize bunları yapıları aktardık, teslim ettik. İnşallah bundan sonra da hayallerimiz var. İşte 258 proje açıkladık. Daha önce de 5 yıl önce de proje açıklamıştık. O projelerin hemen hemen tamamını tamamladık. Ama söylemeyip proje olarak açıklamayıp ama sonradan ihtiyaç gördüğümüz birçok projeleri de hayata geçirdik. İnşallah Çameli'miz kültürün başkenti, turizmin başkenti olacak. Bu sözle olmuyor. Lafla olmuyor. Hamaset nutuklarla olmuyor. Bir şeyler yapmanız lazım. Önce ulaşım çözüldü. Ben Nihat Bakanımıza ve milletvekillerimize başta Sayın Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Çameli ulaşılamayan bir yerdi. Hele kışın gelmesi mümkün değildi. Artık bugün çok rahat ulaşılan ilçelerden biri haline geldi.
İşte altyapısıyla, kültür merkezleriyle, toplantı salonlarıyla, kapalı pazar yerleriyle artık inşallah bir ana caddemiz kaldı. Onu da sıcak asfaltla kapladığımızda Çameli baştan aşağı imar edilmiş olacak. İşte yeni hastanesiyle, inşallah üniversitesi gelecek inşallah, yurduyla, her yönüyle, lisesiyle, her yönden baktığımızda Çameli kabuğunu değiştiriyor. Kendi kimliğini bürünüyor. Ürettiği o güzel ürünleriyle, hele hele güzel havasıyla, yaylasıyla Çameli, inanır mısınız, belki 3-4 yıl içinde buraya Çameli'den daha fazla turist gelecek. Burada turist olarak Çameli'den, Çamelilerden daha fazla insan yaşar hale gelecek. Çameliler, rahatsız olmazsınız değil mi? İstiyor musunuz? İstiyor muyuz? İnşallah o ürettiği ceviziyle, fasulyesiyle, birçok güzellikleriyle, domatesiyle, hele hele alabalığıyla Çameli bir başka. Ama şunu, içimde bir ahd var. Hep gittik geldik Çameli'ye, koşarak geldik, burada koşarak işimizi yaptık, koşarak geri döndük. İnanır mısın, 5 yıl boyunca şöyle burada 3 saat, 5 saat şöyle bir keyif yapalım, nasip olmadı. İnşallah Allah'ım nasip etsin. Önümüzdeki dönem diyorum ki başkanıma, şöyle bir bakalım, ekip de ayarlayalım. Buradaki ekiplerle hep beraber şöyle gelelim Çameli'de, başkanım sen bizi bir gece bir ağırla ya. Ya bir gece yatır ya gözünü seveyim. Hak etmedik mi daha? Hak etmedik mi? Ama gerçekten bizim huyumuzda şey, tez canlılık var bende de. İş varsa rahatlık yok. İşin peşinden koşuyoruz. Eve kaçta gittin önemli değil. Yeter ki işin peşinden git yani. Onun için inşallah hiçbir böyle noktada keyfimize bakmadık. 5 yıl boyunca gece gündüz çalıştık. Gece gündüz çalıştık. İşte eserler ortada. Artık çok fazla söze gerek yok. Hayalimiz var Çameli ile ilgili daha. Çameli'de yollar yaptık. Taşlar döşedik. İnşallah tarımına su boruları verdik. Bundan sonraki dönemde Çameli'mizin üretimini arttırmak için. İnşallah Çameli Belediye'mizle, Cengiz Başkanımızla, tüm muhtarlarımızla birlikte, STK'larımızla birlikte, milletvekillerimizin desteğiyle hep beraber, müdürlerimizle birlikte inşallah sulama konusunda o beton arkları inşallah tamamlayacağız. Sulama boruları vermeye devam edeceğiz. Sulama havuzları yapacağız. İnşallah göletler yapacağız. Bu demek ki Çameli'de daha fazla üretmek, daha çeşitli üretmek ve daha fazla gelir elde edilmesini sağlamak demek. İnşallah üretlerimiz de buraya gelenleri vereceğiz ve satacağız. Gelirimiz daha da kat kat artacak. Bu dönem hayalimiz bu. Bu dönem hedefimiz bu. İnşallah Allah'ım nasip etsin. İnşallah Çameli'de önümüzdeki 5 yılda en azından bir gecede Cengiz Başkanım bizi burada misafir etmeyi de Allah'ım nasip etsin diyorum. Ben hepinize katılımınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar hepinize hayırlı cumalar diyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun efendim. Saygılarımı. Sağ ol. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz ve değerli konuklar, AK Parti Milletvekilimiz Sayın Şahin Tini konuşmaları için huzurlarınıza davetimi arz ediyorum. Çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanım Osman Zolan abimiz, kardeşimiz. Yine Denizli AK Parti İl Başkanı kardeşimiz Necip Bey, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız Cafer Bey, Çameli Belediye Başkanımız Cengiz Bey, İlçe Başkanım Tanju Bey kardeşim ve MHP İlçe Başkanımız, değerli kurum müdürleri, meclis üyeleri, muhtarlarımız, mahalle başkanlarımız, yine il yönetim kurulumuzdan gelen değerli üyelerimiz, değerli Çamalili hanım kardeşlerimiz, beyler, suyu güzel, havası güzel, gönlü, kalbi güzel Çamaliler. Hayri Dev Kültür Kongre Merkezimizin açılışına hoş geldiniz diyoruz. Çameli benim memleketim.
Çameli bizim için her şey. Çameli'ye ilk geldiğimizde burada siz bizim efendim burada temsilcimizsiniz dediler. Ve biz de dedik ki evet, Çameli için her ne varsa, ne yapılacaksa bunu yapmaya hazırız dedik. Ve Çameli bugün geldiği noktayı herhalde bir 15 yıl önce, 16 yıl önce hiçbir Çamalili hayal etmiyordu. Ediyor muydunuz? Bunların yapılacağını düşünebiliyor muydunuz daha önceler? Biraz önce değerli başkanım Osman Zolan, Büyükşehir Belediye Başkanımız hayallerinden bahsetti. Büyük başarılar yine büyük projeler hayallerle başlar. Ve bu hayallerle bugün geldiğimiz Çameli, inanın denizdeki diğer ilçeleri kıskandıracak derecede. Bunda hiçbir kuşkunuz olmasın. Tabi burada arı gibi çalışkan bir belediye başkanınız da var. Cengiz Aslan Başkanımız. Ona çok teşekkür ediyoruz. Bizi gece gündüz uyutmadan mecliste, Ankara'da, Osman Başkanımızla her şeyi böyle ısrarlı bir şekilde isteyip bugün bu gördüğümüz güzel sahada, burası bir kampüs gibi olmuş. Biraz önce bahsetti, sağından, solundan, kuzeyinden, güneyinde, okullarından, efendim kültür merkezinden, yine garajından ve altyapı, üst yapı, kanal buradaki imalathanelerinden bahsetti. Bunları tekrar etmek istemiyorum. Ama bu hayalin, bu projenin bir başlangıcı da var tabii ki. AK Parti'nin ilk kurulduğu yıllar, iktidar olduğumuz ilk yıl 2002 ve burada 14 Ağustos'tan sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilk Denizli'ye geldiğinde ilk yaptığı icatlardan iki tane yol burada projesi vardı. Bir tanesi Aydın'dan Denizli olan duble yolumuz ve ikinci diğer projede Denizli Çameli yolumuz. Ve bunu da başarısını da Çameliler siz başardınız. O dönemdeki arkadaşlarımız, işte Hüseyin Türk ve diğer ilçe başkanlarımız, il genel meclis üyelerimiz burada, meclis üyeleri, teşkilatımız ve bunun tabii ki yine Denizli'ye büyük hizmetler yapan bakanımız Nihat Zeybekçi ve vekillerimiz. Biz de o dönemde il başkanıydık. Beraber o dönemde çalıştık. Ve bugünkü bu Çameli yolu, medeniyet yolu, turizm yolu, kültür yolu, her şeyin burada başlamasının, bu güzel yatırımların başlamasının sebebidir. Ve bu şekilde başkanın bahsettiği Gölhisar Fethiye yoluyla da birlikte Allah'ın izniyle artık ucu kapalı olmayan, ucu açık kültür, turizm ve spor inşallah merkezi olacak. 2020 Denizli Kültür Yılı, turizm yılı olacak. Osman Başkanımızın projesi, büyük gayretleri. Allah'ın izniyle bunu birlikte başaracağız. Vekil arkadaşlarımızla, il başkanımızla, teşkilatlarımızla, belediye başkanlarımızla, Cumhurbaşkanımızın takdiriyle tabii ki ve Denizli'nin de kültür ve turizm merkezi de inşallah Çameli olacaktır diyoruz. Ve Çameli buna hazır olacak. Çameli bundan sonra tarımda yetiştirmiş olduğu tüm sebze ve meyveleri yine yabancı turistlere, yerli turistlere satacak. Burada yetiştirmiş olduğu tarım ürünlerini burada endüstriyel sanayisinde inşallah değerlendirecek. Biraz önce yayla seracılığıyla ilgili bunun çalışmalarını başlatmıştık başkanımızla. Ve burada birçok mahallemizde yayla seracılığı şu anda yapılmakta ve buradan ekmek parasını kazanmaktayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız o kadar güzel söyledi ki, Osman Başkanımız, tarımda verdiği önem, tarıma destekleri, havuzları, efendim sulama boruları, hortumları, kanalları ve tabii ki yine bizim Tarım Orman Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalar ve şu anda 8 tane göletimiz de inşallah projemizde devam edecek. Bu yıl 80 bin tane ceviz ve yine
meyve fidanı dağıtıldı. Bunların hepsi Çamlı için. Yani büyükşehir başta olmak üzere. İlçe belediyemiz, teşkilatımız, efendim bakanlıklarımız, cumhurbaşkanımız her zaman her şekilde Çamlı'nın yanında yer almakta. Çamlı ile beraber burada Çamlı büyüyor, Denizli büyüyor ve tabii ki Türkiye büyüyor. İşte onun için yerel seçimlerin öneminden 2 dakikada ondan bahsetmek istiyorum. Zaman da geliyor, cuma vakti de geliyor. O yüzden yerel seçimler her şeyin en önemli, bu demokrasinin ve yerel yönetimlerin ve genel seçime de basamak olacak olan bir seçimin başlangıcıdır. Bunun için de bu bir Cumhur İttifakı'nın yine lideri ve ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli beka meselesidir demiştir. Evet, bu yollar, bu okullar, efendim garajlar, kültür merkezleri, bunları yapacağız. Bunlar sizin için, sizler için. Ama bunların içinde yaşamak için, bu yollardan geçmek için önce özgür olmak lazım. Bağımsız olmak lazım. Ve özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı başkalarının himayesi altına sokmamak lazım. Bunun için çalıştılar biliyorsunuz. 15 Temmuz'da darbe girişiminde bunu bulundular. 28 Şubat'ta aynı şekilde. 27 Nisan Emuhtara'da aynı şekilde. Gezi olaylarında bu ülkeyi mahvetmek istediler. Yok etmek, bölmek, parçalamak istediler. Ama sizler Türk halkı, vatanını seven milliyetçi, ülkücü, efendim AK Parti sevdalıları buna müsaade etmediler. Ve Allah'ın izniyle de bundan sonra da hiçbir zaman için yetmeyeceğiz. Edecek miyiz? İşte onun için yerel seçimlerdeki atacak olduğunuz her oy önemli. Çevirecek olduğunuz her bir arkadaş önemlidir. Oyumuzu artırmak zorundayız. Ben burada Çamlı'da Allah'ın izniyle %80'lere, değil mi başkanım? İnşallah dayanacağımızı, yükseleceğimizi inanıyorum. Var mıyız arkadaşlar? Ve ben bu hizmetlerin devamında yapılmasından, devamından dolayı ve inşallah diyoruz ki ve bundan sonraki hizmetlerin gelmesiyle ilgili hem Cengiz Başkanımıza hem Büyükşehir burada Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve onun her zaman onların yanında olmamız gerektiğini, birlikte olmamız gerektiğini ve siz bizim yanımızda olduğunuz, biz de her zaman sizin yanınızda olduğumuzu buradan belirtmek istiyorum. İnşallah diyoruz ki hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Hem kültür buradaki merkezimiz hem de yerel seçimlerimiz hayırlı uğurlu olsun ve Osman Başkanımız ve Cengiz Başkanımız ve bütün ekibine de, bu güzel eserleri sağlayan ekibine de çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Sağ olun, var olun. Sayın vekilimizi bırakmıyoruz. Tüm protokolümüzü, açılışımızı... Açılışımızı gerçekleştirmek üzere sahneye davet ediyorum ve duamızı etmek üzere İl Müftü Vekilimiz Sayın Hasan Hüseyin Palabıyı mikrofona davet ediyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ya rabbel alamin. İnşaatı tamamlanan bu kültür merkezinin, kongre merkezinin açılışı için burada toplanmış bulunuyoruz. Niyazımızı makbul, amellerimizi kabul eyle ya Rabbi. Bu eseri başta Çamlı'mız olmak üzere Denizli'mize ve ülkemize
hayırlı ve uğurlu eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bölgenin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak ve burada çok güzel eserler ortaya konmasına fırsat ver ya Rabbi. Bu imkanları kendi kültürümüzü gelecek nesillerimize aktarma konusunda en etkin bir şekilde kullanabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Buraları en güzel şekilde değerlendirmek konusunda bizlere sabır ve irade nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Çameli'mizin yetiştirdiği ender sanatçılardan UNESCO ödüllü kültür taşıyıcısı ve Hayri Dev abimize, merhuma, koca ustaya rahmet eyle, mekanını cennet eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, böyle güzel eserin fikri planlamasından ikmaline kadar emeği geçenleri, maddi ve manevi katkılarıyla buranın imarına vesile olan kardeşlerimizin amellerini makbul eyle, kazançlarına bol bereketleri ihsan eyle, daha nice güzel eserleri yapabilmeyi, hizmete sunabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, uzaktan yakından buraya kadar gelmiş, açılışa katılmış değerli misafirlerimizi ve burada yapılan dualarımızı sen kabul eyle ya Rabbi. Amellerimizi makbul eyle. Ya Rabbel Alemin, ordumuzu, yurdumuzu, ülkemizi kem gözlerden muhafaza eyle. Bizleri hiçbir zaman zor duruma düşürme, zelil duruma düşürme. Ülkemizi hep aziz eyle. Müslümanları hep aziz eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, hayırların fethi için, şerlerin defi için, bu mekanın milletimize hayırlı ve uğurlu olması için, Allah rızası için El Fatiha. Evet, makaslarımızı aldık. Rahmetli Hayri Dev abimizin de evlatları, akrabaları burada. Hep beraber kurdelemizi kesiyoruz. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Açılışımız bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyoruz ve tüm protokolümüzü kültür merkezimizi gezmeye davet ediyoruz.